Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz motifin yapılışını ve birleştirme şeklini göstereceğim. Bu motiflerle dilediğiniz projeyi çalışabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, yatak örtülerinde, yazlık merserize, iplerle, paryolarda, yazlık kazaklarda, yazlık elbiselerde değerlendirebileceğiniz harika bir motif. Şu şekilde de göstereyim. Örümü hem çok kolay hem de güzel bir şekilde ilerliyor. Eminim beğeneceksiniz. Çünkü ben çok beğendim. Hatta bunu büyütmeyi de düşünüyorum şu şekilde. Belki bir hırka yaparım diye. Hazırsanız ve abone ol butonuna bastıysanız eğer başlayalım. Koton iplerle çalışıyorum arkadaşlar. Koton iplerle birlikte de 3 mm'lik tığ kullanıyorum. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Kafamız karışmasın, yönümüzü şu şekilde alalım. Parmağıma doluyorum. Sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum. Sihirli halkamı şu şekilde yapıyorum. Geliyorum. Bir kere kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Sihirli halkamın içine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yine sihirli halkanın içerisine ikili trabzan. Tığıma doluyorum. İlk yükseldiğim zincirimle birlikte sihirli halkamın içerisine tam 16 adet ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıra sonuna kadar 16 tane ikili trabzan yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, 16 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkamı da şu şekilde kapatıyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Bir, hatta bu arkadaki ortadaki ipimizi şu şekilde atalım. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. İlk yuvamı, motifimin ilk sırasını bu şekilde yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yandaki trabzanın içine ikili trabzan. Bir zincir tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine ikili trabzan. Bir zincir çekerek bütün trabzan tepelerine sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Bir zincir hemen yan trabzan tepesine ikili trabzan. Bir zincir hemen ikili trabzan. Bir zincir sıra sonuna kadar bütün trabzanların tepesine birer zincir çekerek ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar her trabzanımın tepesine arada birer zincir çekerek ikili trabzanlar yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Hemen olduğum noktada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Yanındaki boşluğun içine 1, 2 tane daha ikili trabzan yaparak 3 tane ikili trabzan yaptım. Birer zincirlik bütün boşluklarımızın içine 3'er adet ikili trabzan yapacağız. Arada hiç zincir çekmeden. Tığıma doluyorum. Yan boşluktayım. 1. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun içine. 2. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğun içine 3. Arada hiç zincir çekmeden tüm boşlukların içerisine 3'er adet ikili trabzan yapacağız. Trabzan sayımızı çoğaltacağız ki daha sonra buradaki üçerli fıstıklı yapıyı yapabilmek için şu an zemin hazırlıyoruz. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğun içindeyim. Geliyorum. 1. Aynı noktaya. 2. Doluyorum aynı noktaya. 3. Hemen yan boşluktayım. 1, 2 ve 3. Doluyorum yine aynı o yuvaya. Yandaki boşluğa. 2. Tekrar aynı boşluğa. 3. Gördüğüm birer zincirlik
Bütün boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan yapacağım sıra sonuna kadar. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Bakın zaten şey tamamen düzeldi. Harika bir şekilde bir yuvarlak oluştu. Bütün boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan yaptım. Geldim ve ilk yükseldiğim zincirimin tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi bu noktada artık buradaki fıstıkları oluşturacağız. Bu fıstıklar bakın diğer yaptığımız fıstıklar gibi değil. Şimdi beraber yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın içine batıyorum. 1, 2 kere de çıkıyorum. 2 tane ilmeğim var. Bekletiyorum. Tığıma doluyorum. Yandaki trabzanın içine batıyorum. 1, 2 kere de çıktım. 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki boşluğun içine batıyorum. 1, 2 kere çıkıyorum. 2 tane ilmeğim var. Hemen yandaki trabzanın tepesine. 1, 2 kere de çıktım. Yine bekletiyorum. Tığıma doluyorum. Yine yandaki trabzanın tepesine batıyorum ve 1, 2 kere de çıktım. Bütün ilmeklerin hepsini birlikte kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. Geçişlerim 5 zincir. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, bekliyorum. Tığıma doluyorum. Yine yandaki trabzanın tepesine 1, 2. Yine bekliyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 kere de çıktım. Bütün ilmeklerimi birlikte kapattım. Geçişlerim 2, 3, 4, 5 zincir. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın içine batıyorum. 1, 2 kere de çıktım. Tığıma doluyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Batıyorum. 1 ve 2 kere de çıktım. Yine bekliyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum ve 1, 2 kere de çıkıyorum. Bakın bütün ilmeklerimi birlikte kapatıyorum. Geçişlerimiz 5 zincir. 4, 5 zincir. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın içine battım. 1, 2 kere de çıktım. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya çalışmıyorum. Buradaki fıstıklarımız hep yandaki trabzan tepelerine batarak tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. 1, 2 kere de çıktım. Tığıma doluyorum. Bir kez daha. 1, 2. Bakın bütün ilmeklerimin hepsini birlikte kapatıyorum. Dediğim gibi geçişlerim 5 zincir. Bir kez daha birlikte yapalım. Hemen yandaki tığıma doluyorum 5 zincirden sonra. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2. Bekliyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi yanındaki trabzanın tepesi. 1, 2 kere de çıkıyorum. Tığıma doluyorum. Son kez yandaki trabzanın tepesi. 1, 2 kere de çıkıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Sıra sonuna kadar arada beşer zincir çekerek arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim, fıstıklarımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna doğru yanaşıyorum. Birkaç kez daha birlikte yapmak istedim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batarak 1, 2 kere de çıkıyorum. Beklemediğim. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki trabzanın içine batıyorum. 1, 2 kere çıktım. Hala bekliyorum. Yandaki trabzanın tepesini de batıyorum. Bütün ilmeklerimi birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geçişlerim. Son kez artık fıstığımı oluşturacağım. Tığıma doladım. 1, 2. Tığıma doluyorum. Yandaki trabzanın içine. 1, 2 kere de çıktım. Tığıma doluyorum. Son trabzanımın içine batıyorum ve 1, 2 kere de çıkıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Biz şimdi aynı iple devam edeceğimiz için arkadaşlar üst zincir çekip buraya bağlamayacağız. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum.
Buradaki fıstığımın tepesindeki noktaya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yaparak hem köşede kalmış oluyorum hem de bu şekilde temiz bir bitiş yapmış oluyorum. Artık köşelerimizi oluşturacağız ve oluştururken de arkadaşlar burada yaparken iki tane köşeden birleştireceğiz. Bunu yapmak zaten çok kolay. Burada bağlantı noktasını yaparken bile anlayacaksınız. Şimdi önemli olan biz dördüncü motifimizi birleştireceğiz ve bir kenarını örebiliriz. Üç kenarını öremeyeceğiz çünkü üç kenarda burada bağlantı noktası oluşturup motifimizi bağlayacağız. Geliyorum burada. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen bu boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan ilk yükseldiğim zincirimle birlikte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çekiyorum. Köşe dönüşlerim altı zincir. Tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine batıp 3 tane daha, pardon, ilmeği kaçırdık. Tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak bakın şöyle bir geniş bir şekilde bir köşe oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapacağım. Köşemi bu şekilde oluşturmuş olacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bundan sonra hep 5 zincir çekeceğiz. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğneyle kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa gelip sık iğneyle kilitliyorum. 3 tane beşerli grup yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum hemen buradaki boşluğa sık iğneyle bağlıyorum. Bakın köşem 1, 2, 3 tane de beşer zincirlik boştum. Şimdi artık bir yandan hem motifimi öreceğim hem de birleşmemi yapacağım. Tığıma doluyorum. Yan boşluğa geçiyorum. Önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe zincirlerimiz 6 zincirdi. Bunun 1, 2, 3 tanesini çekiyorum. Geliyorum motifimi bu şekilde şöyle şu şekilde tutuyorum. 3 zincirimi çektim. Buradan batıyorum, ilmek alıyorum ve sık iğneyle kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve geliyorum köşemin ikinci kanadı olan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 ve şimdi yanlarda hep 5 zincirimiz vardı bizim. Burada 5 zincir şöyle yakınlaştıralım biraz. 5 zincir çekmeyeceğim. 5 zincirin 1, 2 tanesini çekeceğim. Geleceğim buradaki boşluğun yani arkadaki motifin 5 zincirlik boşluğuna sık iğneyle kilitleyeceğim. 1, 2 zincirlik çekeceğim. Geleceğim yine burada motifimi örmeye devam edeceğim. Bu boşluğa geleceğim. Sık iğneyle bağlayacağım. 2 zincir arkadaki motifin 5 zincirlik kısmına geldim. Sık iğneyle kilitledim. 1, 2 zincir çektim. Geliyorum buraya. Öndeki motifimi örmeye devam ediyorum ve buraya sık iğneyle kilitliyorum. Bakın şu şekilde birleşe birleşe hem birleştireceğiz hem motifimizi öreceğiz. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Arkadaki motifin boşluğuna geliyorum ve sık iğneyle kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Geliyorum artık şöyle göstereyim. Tığımı da çıkartayım. Artık köşemi hem oluşturacağım hem de orta bağlantı yerine geçeceğim. Buradan arka motiften kilitlemiştim. 2 zincirimi de çektim. Geliyorum buraya. Önce 3 tane ikili trabzan. Bizim köşe zincirlerimiz 6 taneydi. Bunun 1, 2, 3 tanesini çekeceğim. Bakın. Burada motifi bu şekilde tutacağım. Bu dörtlümü. Ortada bir tane bağlantı noktası var arkadaşlar. Bakın. Bağlantı noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğneyle kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve şu şekilde göstereyim size.
Bakın buradaki bağlantı noktamızı oluşturmuş olduk. Ne yapıyorduk? 3 zincirimizi çektik. Hemen geliyoruz buradan. Artık motif mermeye devam ediyorum. Tığıma doluyorum. Köşemin 3 tane ikili trabzanını örüyorum. Şimdi örüyorum. Bir yandan da bu taraftan da birleşe birleşe gitmem gerekiyor. Ne yapıyorduk? Bizim 5 zincirde yana geçişlerimiz bunun iki tanesini çekiyorum. Tutuyorum böyle bu şekilde. Bakın. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Tutuyorum bunun 5 zincirlik pardon, 5 zincirlik kısmına geliyorum, sık iğneyle bağlıyorum. 2 zincir giriyorum buradaki 5 zincirlik kısma kilitliyorum. 2 zincir hemen arkadaki motifin 5 zincirlik kısmına giriyorum. Kilitliyorum. 2 zincir giriyorum öndeki motifin hem motifimi örüyorum hem birleştiriyorum. Sık iğneyle bağlıyorum. 1 2 zincir son boşluk geldim. Sık iğneyle sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Şu şekilde göstereceğim. Görüntü dağılmasın. Buhar verildiğinde bu çok daha güzel olacak arkadaşlar. Kesinlikle ben ütü buharı kullanıyorum. Bütün ürünlerimde ütü buharı yaparım zaten. Geldim şimdi ne yaptık burada? Buraya da burada iki tane yapmışız. Hemen buradaki son boşluğun içine de kilitliyorum. İki, üç tane zincir çekiyorum. Artık zincir çekmiyoruz. Pardon. Burada kilitledik. Hemen giriyorum köşemin 3 tane ikili trabzanına yapıyorum. Zincirler, köşeler karışıyor arkadaşlar. O kadar yoğun bir şekilde çalışıyorum ki bu ara. Yani işler çok yoğun. Şükürler olsun ama çok yoğun. Evet. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşe zincirlerim 6 zincirdi. Bunun 3 tanesini çekiyorum. Geliyorum bu köşeyi böyle tutuyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kilitliyorum. Sık iğneyle. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ve artık motifimi yapmaya bu şekilde devam edeceğim. Ve bu şekilde birleştirdim. Bakın ortadaki görüntüde buhar verildiğinde çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. İnanın tiril tiril. Alize Koton Gold. Şu an kağıdı yanında değil. Numarasını yazarım sonra. Yeni çıkan renklerinden. Pudra değil ama gül kurusu da değil. Çok değişik bir ara bir renk. Alize'nin yeni iplerinden. Geldim artık burada. 3 tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Köşemin ikinci kanadı olan 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yan boşluktayım. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yan boşluktayım. Giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyorum hemen. Sık iğneyle sabitliyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyorum ve burada iki kanada birden köşeyi yapmıştım. İlk yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve artık kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Hem motifimi tamamlamış oluyorum hem de bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Dediğim gibi ütü buharı muhakkak verelim arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi de birleştirmiş olduk. Şöyle göstereceğim. İnanın harika bir dokusu var. Haritalarda, yeleklerde, pareolarda, yazlık kazaklarda, şortlarda, eteklerde, yatak örtülerinde aklınıza gelebilecek her türlü projede değerlendirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Faydalı olur sizler için. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.